45-25 dinlemede. Balmumcu Koruk Sokak'ta şüpheli ölüm vakası. Açık adresi veriyorum. Koruk Sokak numara 54. Anlaşıldı merkez. Alpay Topuz, 42 yaşında. Doktormuş. Doktor mu? Evet başkomiserim. İhbarı kim yapmış? Kredi kartını teslim etmeye gelen kurye yapmış başkomiserim. Yoğun gaz kokusu almış. Pencereden baktığında maktulü yerde yatarken görmüş. Yazılı ifadesi için merkeze aldınız mı? Evet başkomiserim. Gaz dağıtım firmasına da haber verdik. Bütün sokağın gazını kestiler. Olay yeri gelmeden önce evi havalandırdık. Gaz bütün evi sarmıştı. Yalnız mı yaşıyormuş? Evliymiş başkomiserim. Karısı yolda, gelmek üzeredir. Kapı ve pencerelerde zorlama var mı? Kapı ve pencerelerde hiçbir zorlama yok başkomiserim. Tahmin ediyorum evde yalnızmış. Tamam, sağ ol. Kafasını mı çarpmış? Evet başkomiserim. Büyük ihtimalle kilim kaymış. Kafasını sehpanın köşesine vurunca yere düşmüş. Çarpmanın etkisiyle bayılmış olmalı. Sonra da gazdan zehirlenmiş. Alarm yok mu? Arkadaşlar incelemeye devam ediyor başkomiserim. Gaz kaçağı nereden kaynaklanmış? Mutfaktan başkomiserim. Buyurun. Bakalım. Süt mü o? Evet başkomiserim. Tahminlerime göre adam kendine bir kahve yapmış. Sonra ocağa süt koymuş. Süt ısınırken elinde kahvesiyle ayağa kaymış. Düşüp başını vurmuş ve bayılmış. Süt taşınca ocak sönmüş. Ocaktan sızan gaz bütün evi sarmış. Sadece bu ocaktan çıkan gazın böyle büyük bir evi sarması oldukça zaman alır. Evet başkomiserim. Evinde ölü bulunan bir doktor. Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek olsa da işin içinde doğal gazın olduğu besbelli. Bildiğiniz gibi doğal gazın yapısında metan, etan, propan gibi gazlar bulunur. Bunların hiçbiri zehirli değildir. Ama havaya karıştıkça oksijenin oranını düşürürler. Bu yüzden insan ağzı burnu kapatılmışçasına havasızlıktan ölür. Bu durumu odun, kömür, tezek yakanların tam yanmamaya bağlı karbonmonoksit zehirlenmesinden ölümüyle karıştırmamak gerek. Doğal gaz ölümlerinde kanda karbonmonoksit bulunmaz. Doğal gaz kokusuzdur. Sızıntının fark edilebilmesi için içine çürük sarımsak ya da yumurta kokusu veren merkaptan adlı madde katılır. Ne yazık ki yaşlılar geçici ya da kalıcı nedenlerle koku alma duyusunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş olanlar sızıntıyı fark etmez. Hanımefendi. Bırakın beni, bırakın dedim. Hanımefendi, olur musunuz? Aşkım. Hanımefendi, gelir misiniz? Alpay. Hanımefendi, lütfen. Alpay. Lütfen. Alpay. Gelir misiniz lütfen? Alpay. Tamam bırak sen. Çantaya. Tamam. Yapacak bir şey yok. Buyurun gelin. Buyurun geçelim. Simin Topuz, 32 yaşında, Maktül'ün eşi. Başınız sağ olsun.
Sizin için çok zor biliyorum. Konuşabilecek durumda değilsiniz. Daha sonra da konuşabiliriz. Neyi değiştirir ki konuşmak? Kocanızı en son ne zaman gördünüz? Sabah evden erken çıktı. Ameliyatı vardı. Öğleden sonra da ben alışverişe gittim. Bu saate kadar alışverişte miydiniz? Evet, arkadaşlarımla buluştum. Kahve içtim. Eve döndüğünden haberim bile yoktu. İşi olmadığında haber verirdi. Niye eve döndü ki? Henüz bilmiyoruz. Belki sizin fikriniz vardır. Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Evde başka yerde kan tespit edilememiş mi? Hayır, sadece o. Bir de adamın sehpaya çarptığı yerde sanırım. Bunlara ben devam ederim. Tamam, sağ ol. Bunları da ben aldım. Başka işin yok mu? Karşılaştırılmayı bekleyen parmak izleri, birkaç DNA analizi, bir de yarınki kongre için birkaç iş. Bırak o zaman, ben hallederim onları. Sorun değil. Bilgisayar parmak izlerini karşılaştırıyor. DNA için hala bekliyorum. Sonuçta kongrede yarın olduğuna göre bütün gece benim, hallederim. İyi. O zaman sağ ol. Şişt, ne haber? İyilik Selim ya. Çalışıyorum, senden? İyi. Sen hiç molaya çıkmıyor musun ya? Ne molası Selim ya? İşimiz başımızdan aşkın. Niye, ne oldu ki? Yeni olaydan haberin yok mu senin? Yo, bilmiyorum. Ben bizimkileri havaalanına bıraktım, geldim. Cerrah Alpay Topuz. Evinde ölü bulundu. Doğalgazdan zehirlenmiş gibi görünüyor. Cinayet mi? Ay ne bileyim Selim. Orası sizin işiniz. İyi iyi, tamam. Baksana. Molaya çıkınca haber versene bana, tamam mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya bir şey söyleyeceğim de şimdi içinde olmaz. Ne oldu ya? Merak etmiyor musun kızım ne olduğunu? Neyi? Ne söyleyeceğimi? Molada söyleyeceğim dedin ya Selimciğim. Tamam da yani şimdi ben olsam meraktan çatlardım kızım. Ben molaya kadar dayanabilirim herhalde Selimciğim ama görüyorum ki sen söylemeden duramayacaksın. Yok, şimdi olmaz.